kenarda bekleyen diğer file beklisi Furkan da bugün doğum gününü kutluyor. İki oyuncunun da biz de doğum günlerini kutluyor. Mutluluk dolu nice yıllar diliyoruz. İki takım oyuncuları da yavaş yavaş oyun alanına geliyorlar. Barış Şimşek bu zor maçın hakemi. Yardımcıları Serdar Diyedin ve Mehmet Metin. Dördüncü hakemde Erbay Aldemir. Alanya sporlu oyuncular ekranlarınıza yansıyor. Ayite ile birlikte hiç kuşku yok ki Efecan da en büyük kozlarından birisi bugün. Albüm Alanya Spor'un Samsun Spor karşısında. Hüseyin Kalpar görüntüye geliyor maçın hakemine ve yardımcılarına başarılar dilerken. Rakibi en iyi tanıyan isimlerden birisi. Sevgili seyirciler, yıllarca Samsun Spor'un başarısı için ter döktü. Ama bugün Albüm Alanya Spor'un başında eski takımına karşı sahaya çıkıyor ve Samsun Spor taraftarının da Hüseyin Kalpar'a büyük sevgi gösterisi var. Maç öncesinde de böyleydi. Samsun Sporlu oyuncular da çıkış tünelinden şimdi oyun alanına geliyorlar ve tribünde o koreografi başladı. Sevgili seyirciler, şu anda ekranlarınıza yansıyor. İstanbul yazıyor. Altta kırmızı zemin üzerine siyah kartonlarla ve üstte de İstanbul Boğazı'nın bir figürü var. Final İstanbul'da oynanacak ve bu maçı İstanbul yolu olarak görüyor. Samsun Spor taraftarı iki sezon içerisinde sık sık bu koreografileri izleme şansını bulmuştuk. 19 Mayıs stadyumunda güzel işleri imza attı Samsun Spor taraftarı. Bugün de bu maçta takımının yanında ve böyle moral veriyor. İstanbul'un istediğini böyle dile getiriyor görsel olarak Samsun Spor taraftarı. Artık zorlu maçın aşamasına çok az bir zaman kaldı. Bir tarafta aslında sezon öncesinde ya da sezon başında diyelim istediği başlangıcı yapamayan Samsun Spor. Diğer tarafta sezona iyi başlayan Albüm Alanya Spor. Daha sonrasında performansı kaybeden bir Alanya Spor. Ama sezonun sonuna doğru tekrar büyük bir ivme kazanan, büyük bir çıkış yakalayan Alanya Spor. Şimdi tıpkı o çıkışı yakalayan Samsun Spor'la Süper Lig yolunda hani olmak ya da olmamak anlamında bir mücadelenin ilk ayağına çıkacaklar. Barış Şimşek, Serdar Diyedin ve Mehmet Metin ekranlarınıza geliyor. Dördüncü hakemin Erbay Aldemir olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Biraz sonra İstiklal Marşımız, ardından da top ve kale seçimi. Az önce Samsun Spor'un lige iyi bir başlangıç yapamadığından bahsetmiştik. İlk 7 haftada bir galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi almış ve 12. sırada yer almıştı sevgili seyirciler. Samsun Spor daha sonrasında performansının arttığından bahsetmiştik. Albüm Alanya Spor'da sezona 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile başladı. 9 puan toplamış ve 4. sıraya çıkmıştı. Ardından bir form düşüklüğü yaşadı Albüm Alanya Spor ama tekrar toparlanmayı bildi. Yine üst sıraları zorladı ve normal sezonu da 3. sırada tamamlayıp playoff'ta Samsun Spor'la eşleşti. İki kaptan görüntüye geliyor. Haydar ve Musa top ve kale seçimleri yapılacak. Ardından da kenardan gerekli işaret geldikten sonra zorlu 90 dakikanın ilk düdüğü çalacak Barış Şimşek tarafından.